Profesör Doktor Ekrem buraya ikinci ile birlikteyiz hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Ekrem Bey bugün e, çok merak ettiğim bir konuyu aslında biraz konuşacağız. Şimdi biz saray adetlerinden, sarayda nasıl yaşandığından, işte kimin sultan, kimin şehzade olduğundan bahsediyoruz. Evet. Orada farklı bir yaşam biçimi evet. var. E, bugün ona girmeyeceğiz ama bugün onun etrafındaki en yakın halkayı konuşalım istiyorum. Eee Evet, hısımlar. Kız evet, hısımlar. Evet. Ee, nasıl gelinirdi, nasıl gelin damat olunurdu saraya. Bununla beraber onların çocuklarının sarayda protokoldeki yeri neydi? Toplum içindeki yeri neydi? Ve elbette ki tabii özellikle son da, zamana yakın e, diğer grupların baskı noktası olması anlamında yeri neydi? Evet. Tabii bu şimdi son zamanlarda ee, ...Seniha Sultan'ın beyi Mahmut Paşa, damat Mahmut Paşa ve oğulları Prens Sabahattin tekrar gündeme gelmiş bir mesele. Yani damatların ve yeğenlerin rolü Konu. ne? Tabii herkes onlar gibi değil ama Osmanlı Sarayı'nda e, bunlar da neticede bir baskı grubu. Şimdi bir kere e, klasik devirde... Gelinleri ve onların ailelerini de koymak lazım mı bu listeye? Şöyle... Erkekler kadar olmasa şimdi da... Şimdi klasik devirde şehzadeler sarayda yetişmiş kızlarla evlendiği için ve bu kızlar... E, ...halayik cinsinden olduğu için... ...zaten aileleri yok. Yani bunlar e, savaşta esir edilmişlerdir. Sarayda terbiye edilmişlerdir. Ve bir şehzadeyle evlenmiştir. Bir dönük bir beklentisi yok, yok yani. Yok. Ak akrabaları da yok. Ama ilk devirde biliyorsunuz Osman Gazi, Orhan Gazi... ...Murat İda, Yıldırım, Sultan Bayezid... ...bu devirlerde Balkan hükümdarları... ...ve Anadolu beylikleri var. Onlardan kız almış vermişler. İşte orada problem var. Hı hı. Mesela Sırp Kralı'nın iki kızı gelin olmuş. Biri Fatih'in babasına, ikinci Murad'a birisi. Sultan birinci Murad'a şey özür dilerim. Yıldırım Bayezid'den. Bulgar Kralı'nın kızı Sultan birinci Murat Daha evlenmiş. Daha yakında da Bizans. İki Bizans imparatorunun kızı Sultan hmm. Orhan'la evlenmiş ve bir tekfur kızı Müslüman olmuştur o. Ee, böyle evlilikler var. Moro despotunun kızı var. Ee, tra e ondan sonra Anadolu Beyliklerinden, Karamanoğullarından, Germiyanoğullarından, Candaroğullarından, Dülkadiroğullarından e gelinler var. E başkalarından çok yok. Bunlardan gelinler var. Şimdi tabii burada da bir problem var. Şimdi bir kere Balkan hükümdarlarından aldığınız kızların size faydası olmuştur. Çünkü onların kardeşleri veya babaları size müttefiktir. Mesela Yıldırım Sultan Bayezid Emir Timur'la Ankara Savaşı'nda muharebe ederken bütün birlikler bırakıp kaçmışlar iş bozguna dönünce en sadık çarpışanlar Sırp kralının askerleri olmuş. Çünkü onlar zaten bir yerleri yok. Hı hı. Sırp kralı kayınbiraderi Yıldırım Sultan Bayezid'in yanında kahramanca savaşmıştı. Bu çok enteresandır. Ama Anadolu Beylikleri'ne değil, Anadolu beyliklerinden alınan kızlar... ...evet bir menfaat için, ya menfaat derken bir barış, bir emniyet hasıl etmesi için alınmış. Biri dışında hep problem olmuştur. O bir tanesi Germiyanoğlu, Süleyman Şah'ın kızı, Yakup Bey'in kız kardeşi Devlet Şah Hatun'dur. Yıldırım Sultan Bayezid'de evlenmiş, Kütahya ve Emet Ceyiz olarak getirmiş, düşünün ne bereketli kadın. Maşallah. Ölünce kardeşi, topraklarını... ...Osmanlılara, yeğenlerine vasiyet etmiş. Böylece Germiyan Beyliği, yani bugünkü Kütahya... ...etrafı e, harpsiz... fethedilmiştir Ve bu kadın... ...Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunu olduğu için... ...Osmanlı Hanedanı'na ayrı bir revrak... ...ayrı bir canlılık getirmiştir. Bunun dışındakilerde çok bir fayda görülmemiş. Yani çünkü... ...kızcağız Osmanlı Sarayı'nda ama... ...onun bir de bedeli var. Padişahın kız kardeşi de... ...o beyde. Yani aslında... E, ...aileler arasında... evet böyle bir... ...avrupada da var. Şimdi bu... Ee, padişahların kız kardeşlerinin Karamanoğlu'nda var mesela. Germ Bunlar da kız arada kalıyor. Şimdi siyasi hadise öyle gelişiyor ki kocası kafa tutuyor. Şimdi Osmanlı Beyliği'nin büyümesini biliyorsunuz Anadolu Beyliği'ni hazmedemediler. Bunu haklı görmek mümkün ama biraz da ortada bir real politik var. Yani Osmanlı Nilesi bir değilsiniz. Hazmedemediler. Ve fırsat buldukça problem çıkarttılar. Şimdi bu kızcağız arada kalıyor. Tam da kocası da kardeşi veya babası. Hı hı. Bu e, çok sık yaşanmış bir problemdir. Bu, bu aslında çok insani evet. bir problem. Her bir zaman af herhalde affediyor. Gelir bir daha bir daha bir daha Karamanoğlunun meşhur şeysi öyledir. Şimdi yani bu bir kere yaşanıyor. Bu klasik devir. Ama artık belli bir zamandan sonra ne Balkanlarda devlet kaldı. Ne Anadolu beylikleri kaldı. Anadolu Birliği sağlanınca artık saraylılar yani padişahların kendileri ve şehzadeler sarayda yetişmiş kızlar aldı ve bu şekilde politik evlilikler ortadan kalktı. Peki padişah kızları ve kız kardeşleri onlar da devşirme asıllı. Yani sarayda yetiştirilmiş devlet adamlarına verildiler. Bunda şöyle bir avantajı var. Bu devlet adamın ailesi yok, akrabası yok, kardeşi yok, bacanağı yok, eniştesi yok. Dolayısıyla bunlar bir kere devlet için bir tehdit ve yeni bir soylu sınıfı teşekkülüne imkan vermez. En mühimi de bu devşirme vezirleri saraya damat yaparak Osmanlılar ...onların muhalefetinden kurtuluyorlar. Şimdi saray damat olunca... ...diğerleri arasında o şeyi bulamıyor. İster istemez bölünür. Şimdi bütün hanedanlar... ...etrafındaki kriklerin birbiriyle çok iyi... ...olduğunu istemez. Hı hı. Onlar şimdi iyi olurlarsa... ...sarayı tehdit edebilir. Onun için böyle evlilikler var. Şimdi bu, bu klasik devir. Bu zaten çok bilinen bir husus. Yani ee, Fatih'ten itibaren. Aslında biraz da güçlü olduğu için Osmanlı... Evet. ...belki de diğerlerinin... Ee, hani oraya gelin giden kızın da sultanın evet. da e, şeyi etkisi çok daha ee, büyük. Tabii ki, üzerinde baskı tabii daha ki. Az. ne kadar olursa olsun hanımı bir sultan bir padişah kızı yani kocasının üzerinde elbette sıradan diğer bir hanımlar gibi olmuyor. Bunlar tabi servet sahibidir zengindir aynı zamanda bu da cemiyet içinde e, yani zengin bir koca zengin bir kadın cemiyet içinde güçlü bir hayır merkezi hasıl ediyor. Bir vakıftır her sultan bir vakıftır. Yani çeşmesiyle, camisiyle, hastanesiyle, yetim kızlara, yetimlere bakmasıyla, fakir kızlara evlendirmesiyle o mahallenin bir sigortası e, vazifesi görüyor. Bunu tarih boyu görüyoruz. Her taraf zaten o sultanların camileriyle, imaretleriyle, çeşmeleriyle bizi ve bugüne kadar intikal etmemiş nice eserleriyle e, doludur. Son devirlerde artık ne devşirme ve vezir kalmış, ne e, saraya alınmış cariyeler kalmış. Şimdi artık Osmanlı Sarayı'nın son son zamanlarında şehzadelerin... Halktan kişilerle evlendiğini görüyoruz ama bu halktan kişilerin ekserisi yine sarayla eskiden irtibatı olan çerkezlerdir. Daha ziyade abazalardır. Ama artık bunlar köle değildir, hürdür, ailesi var. Kızın, evlendiğiniz kızın babası var, kardeşleri var, kız kardeşleri var. Ama eski saray terbiyesiyle yetişmiş insanlar bunlar. Yani saraya en uygun gene gelin Hı -hı. namzetleri bunlar. Fakat ortaya işte bu, bu sefer Osmanlı'nın hiç istemediği bir şey çıkıyor. Kayınpederler, kayınvalideler, kayınbiraderler, bacanaklar, hanımın Hı -hı. amcasının çocukları. O da o da bir protokol, bir, bir kritik. Padişahlar bunlara vazife vererek çok etkili olmayan vazifeler bir gibi kapıcılık gibi kapıcılık, bugünkü aşağı bir şey değil sarayda ciddi vazifeler veriyorlar bunlara çok kritik değil ama saraya yakın. ...vazifeler veriyorlar. Bize Kırım'ın ayrı bir yeri var. Yani Kırım'dan gelenlerin Ge ayrı bir yeri Kırım var. Kırım Tatarları, Kırım Tatarları öteden beri Osmanlı Devleti'nde itibar sahibidir. Kırım Hanı Cengiz Han soyundan geldiği için protokolde güçlü bir yeri vardır. Osmanlı e, hanedanı da zaten soyu ona evet. dayanıyor ya Sultan Selim'in evliliği sebebiyle. Şimdi fakat bu o, Kafkas e, hısımlar bir müddet sonra ben padişahın eniştesiyim kaynayım Kafkasyalılar da biraz böyle bir e, gurur yanlış manada söyleyeyim biraz. Ce, biraz celalli, biraz, biraz, biraz öyle biraz hava vardır. E, tabii hanımlarının aşırı sabırlı, temiz ve güzel olmaları bu evliliklerde ciddi bir amil ama erkeklerinde de bu var. Bu sebeple bazı problemler yaşanmış. Sultan Abdülhamit mesela e, kayınpederini sürgün etmiş, kayınbiraderini sürgün etmiş, bacanağını cezalandırmış. Bu yani benim adımı kullanarak bir yerde. Mesela bir vazife veriyor. Git şu vazifeyi yap. Orada mesela sen ben ya ver filancayım diye gitmiyor. Ben padişahın kayınpederim diyor. Padişah buna asla affedilmez bir hata. kullanmasına izin evet. vermiyor. Bu sebeple çok başı ağrımıştır Sultan Abdülhamit'in. Hatta Sultan Abdülhamit bir gün demiş ki ben bu kadını tanırım. Anasını tanırım babasını tanırım. Şimdi de kardeşleri çıktı. Hmm. E, akrabalık, akrabalık, bağları çok güçlüdür. Kardeş de yetinse iyiydi. Evet, evet öyle Sultan Abdülmecid e, demiş ki Çerkez hanımları beri gelsin, erkekleri biraz uzak gitsin. Hmm. Yani erkekleri biraz dediğim gibi, dediğiniz gibi biraz sert. Neyse, şimdi bu yaşanmış ama bu çok da dramatik değil. Yani bu padişahların ve şehzadelerin evlendiği hanımların, akrabalarının saray üzerindeki nüfuzu çok dramatik değil ve çok da tesir doğurmamıştır. Çünkü e, neticede bir, bir yerde falso vermişler ve padişah benim kaynımmış, bacanammış ve hiç affetmemiş. Bunun çok misalleri vardır hmm. Osmanlı tarihinde. Bir de erkek dünyasında daha hareketli olabiliyorsunuz. Evet, evet, yani ben hanımımın şeyi diyor, padişah ona müsamaha etmiyor. Ama kız kardeşler ve kızlar öyle değil. O apayrı bir dünya. Padişah kızları artık, devşirme vezirler yok ama yine ileri gelen devlet adamlarıyla veya onların oğullarıyla evlendiriliyor. Tanınmış, bilinmiş oğlanlar. Paşazade derler bunları. Bu paşazadeler, babası, hatta dedesi Osmanlı Devleti'nin hizmetinde ama soyu yine çok bilinmeyen. Yani Kütahya'da bir ayakkabıcı esnafı veya Kastamonu'da bir şekerci dedi. Veya işte e, Pilevne'de bir imam olabilir yani dedi. Veya bir köle gene öyle soylu aileler değil ama baba dede artık o, o, bunların çocukları paşazadeler. E bunlar iyi yetişmiştir. Yani konaklarda el bebe, gül bebe, yakışıklı, güzel giyinir, güzel konuşur. Ya askerdir, ya mülkiyede okumuştur. Oturmasını, kalkmasını bilir. Yani bir sarayın sultana ne, nasıl davranacağını bilir. Ama onun dışında da şahsi meziyetleri bunu biraz gerisinde kalmış kişilerdir. Çünkü ister istemez çok güçlü bir şahsiyetin çocukları... E, ...çok fevkalade bir şey olmadıkça babasını geçemiyor. Olsa bile kabiliyeti, o onu gölgeliyor. Bunu da Osmanlı tarihinde de görüyoruz. Sultan II. Selim sıradan bir padişah değil mi? Kanuni Sultan Süleyman oğlu. Yani hiç, hiç yani. bir... Başka bir... Güneşin alnında e, Süreyya Yıldızı'nın ne kıymeti var? Başka bir e, babanın çocuğu olsaydı sayıda, başka bir dönemde tahta... muazzam yani. olurdu. Yani muazzam... Hep öyledir ya, hep geçmesi beklenir. Evet, halkta da böyle. Şimdi bu Sultan Hanımlar bunlarla evlendiriliyor. Nasıl evlendiriliyor? Şimdi Sultan Hanım evlenme çağına geldiği zaman buna bir namzet aranıyor. 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 Genelde bizde tersidir. Yani Olandan talip olur. Evet. Ama burada sarayda olduğu için biraz daha farklı bir... O program. da vaki yani e, sarayda evlenecek kızlar biliniyor. E, bu vezir, vükela hanımları, vali hanımları da saraya gidip geliyorlar. Sultanları tanıyorlar. Yani eğer gözleri kesiyorsa bir sultanı... Bir padişah'ın kızına da bir sultana da ya da işte kız kardeşine de bizim o, biz oğlumuza talibiz... Vallahi Allah şaşırtıyor bazen insanları. Söylüyorlar mı? Evet söylüyorlar. Biraz e, şöhret, ikbal derdiyle. Biraz da tabii bazı sultanların hal hareketleri, güzellikleri cezbediyor yani insanları. Onunla ...talip Söylemen... olanlar olmuş ama ekseri öyle değil. Ekseri sultan evlenme çağına gelince... ...zaten çok sultan yok. Şimdi böyle yüzlerce sultan yok. Yani mesela Sultan Abdülhamit devrindeki daha dün kadesi... ...Sultan Abdülhamit'in üç dört tane kızı var... ...Sultan Abdülhamit'in üç dört tane kızı var... ...üç tane de Sultan Murad'ın kızı var... ...mesela başka sultan yok... ...en fazla on tane sultan var... ...ama rakam olarak bak... ...yine az değil... Az değil. Lazım. O, ...on, genç hanım on e, yakışıklı damat... ...damat demek... ...eder... ...şimdi bunların evlenmesi için önce damzet aranıyor. Ee, bunu daha ziyade saraylı üst düzey görevliler bakarlar. Hükümet değil. Mabeyinciler, başkatip düşünürler. Filanca Paşa'nın oğlu var. Feşmeker anlatılır. Hepsi bir kritik edilir. Tefahhus edilir. Soruşturulur. En yani aslında bu bir proje. Evet bu proje. Filanca'nın oğlu var efendim. Yaşı sultana çok uygun. Fakat oğlan Beyoğlu'na çıkıyor. Çizerler üstüne. Bey hmm. Beyoğlu'na çıkmak malum. Evet. Yani gizli gizli eğlence. Filancanın oğlu var ama işte çok güzel değil. Filancanın oğlu var ama işte boyu ondan sultandan kısa. Filancanın oğlu var çok yaşlı. Filancanın oğlu yaşı küçük. Böyle bir rapor hazırlanır. Sonra bunlar arasından o sultana en münasip olan seçilir. Hmm. Ve bu kişiye saraylılar tarafından o değilmiş gibisinden bir haber götürülür. Efendim, sizin Mahtum Bey'in evlenme zamanı geldi. Eğer münasip görürseniz. Yani saraydan Sultan hanımlardan birini ona yapalım derler. Muvafakat gelirse karşı taraftan, onun üzerine padişaha arz edilir. edebilir mi? edebilir. var öyleleri de. Şimdi hmm. misal vereceğim. Ee, e, i̇rade çıkar. O, o sultanla, o... ...beyin evlenmesine irade Bu da hala sultanın fikri alınmadı ama değil mi? Sultana sorulur. Sultanın haberi vardır. Hı, Resim başladım. gelir. Damadın resmi gelir. Muhtemelen damada da sultanın resmi. Peki burada hiç işte gönül ilişki, ilişkisi... Öleleri de var. Da ama yani o zamanki hayatımızda böyle bir şey çok fazla değil. Son zamanlarda olmuş bu. Ama o, Sultan Hamit devrinden, Sultan Aziz devrinden bahsediyor. Sultanlar nerede görecekler? Çok nadir çok nadir sultanların bir da bayramlaşmada duymuş olabilirler yani bir bazen bayram anlatın, İşte anlatın, öyle oluyor belki. zaten veya filancanın oğlunu çok met ediyorlar sultan hanım e, harem ağlarına söylüyor harem ağaları mabenciye mabenci onu da projenin içine katıyor hmm. ve hatta direkt onun üzerine proje yapıyor hatta bazen sultan önceden ağları vasıtasıyla ağız yokluyor damadın veya tersi damat ağız yokluyor hmm. nadiren de olsa bu var muvafakat alınınca Padişahın bendegağının arz edilip... bu bir proje haline getiriliyor. E zaten sultanın niyeti var. Zaten damat da önceden kabul etmiş. Padişah'a müsaade bazen görme münasip. Hı. Hmm. münasip görmüyor bazen. Hmm. Evet. Yani bunun o şahsın damat olduğunu istemiyor. Çeşitli sebeplerle. Babasından, annesinden, kendisinden bir sebeple istenmiyor. Sultan istediği halde ve aile o üstü sözde veto'yu evet. alabiliyor. A evet. Şimdi e, bu şekilde ha hadise e, angaje edildikten sonra damat talip oluyor. Nişan yapılıyor, nikah yapılıyor. Nikah salon sarayda yapılıyor. Sam tarafından kıyılıyor. Hareması ve mabeyinci şahit oluyor. Tabii yüklü bir mehir konuşuluyor. Sultan hanımla evleniliyor. Yani bayağı bir mehir kesiliyor. Ağırlınca altına varılıyor. Ağırlınca değilse bile bayağı bir mehir. Ondan sonra düğün kararlaştırılıyor. Düğün yine sarayda yapılıyor. Ee, Eskiliğin düğünlerini zaten daha önce anlatmıştık. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Kadınlarda bayağı geniş bir eğlence. Erkeklerde bir yemek ve arkasından varsa bando, ince sas, mızıka takımının bu şekilde düğün yapılıyor. Ümmetli Perşembe günleri, koltuk derler ona son düğün. Ertesi günü paça günüdür. Yani sabah kahvaltı ziyafeti verilir yakın akrabaları. Bu yapılıyor. Şimdi bu sultan evlilikleri enteresan. Bir parantez açacağım tam da burada. Şimdi evlendikten sonrası aslında ilişkiler açısından önemli. Peki evlenip sarayda mı kalırlar yoksa saraydan hayır, çıkarlar mı? Hayır. Evlenen bütün sultanlara bila istisna hazine-i hasada yani padişah hazinesinden ya mevcut bir konak verilir veya bir konak satın alınıp tahsis edilir. Sultan Abdülhamit devrinde bu çok olmuş mesela ondan önce de var. Evleniyor bir konak Nişantaşı'nda veya Boğaz'da Erenköy'de bir konak alınıyor. Hazine Aslan'ın yani Padişah Hazinesi'nin diğerleri var. Kişisel hazinesi. Ki o anda boş olan ta tamir ediliyor tefriş ediliyor hazineye hasada ve sultan orada oturuyor kocasıyla beraber. Hı hı. Hatta bazen yazlığı da oluyor yani mali vaziyetine göre kışın. Nişantaşı'nda konakta oturuyor. Yazın mesela Kuruçeşme'de Yalı'da oturuyor. Ama sultanın evinde oturuyorlar. Yani sultan, sultan, evinde çeyiz oturuyor. çeyiz getirdiği evde oluyor. Bu evlerin ekserisi sultanın da değil. Padişahın padişahın hazine-i hassasının sultana tahsis ediyor. Tahsis ediyor, hediye bu, etmiyor. Bu emlak-ı bunun bir hususiyeti vardır. Hazine-i hassadan yani padişah mülkünden bazı yerler hanedan mensuplarına tahsis edilir, tapuya şerh konulur. Dediğim gibi hazine-i hassadan olmakla beraber felanca sultan efendi hazretlerine tahsis edilmiştir. Sultan efendinin elinden onu kimse alamaz. Yani oturduğu müddetçe, hayatta olduğu müddetçe ancak padişah alabilir. Oturduğu müddetçe o onun Ölümünden itibaren yine... Yine hazine-i döner. Hmm. Bazısı, ise, bazısı ise ...ona hediye edilmiştir. Hmm. Mesela Fatma Sultan'a... ...Sultan Beşinci Sultan Murat'ın kızı Fatma Sultan'a... ...Sultan, Sultan Abdülhamit hediye etmiş. Bugün Boğaz Köprüsü'nün ayakları altında bulunan yalıyı... ...Fatma Sultan yalısını yok şimdi yalı yok. Ayakları hmm. var çünkü. Onun yanındaki mesela kız kardeşi Fehime Sultan'ındır. Şu anda kapalı otel yapılıyor. Onun yanındaki... E, Hatice Sultan'ındır. Duruyor. Okul olarak kullanıldı. Onun yanında Esma Sultan. Sultan Abdülhamid'in kızıdır. Biraz ileriye gittiğiniz zaman şimdi yerinde reyna falan olan benzinlik olan yerde Naime Sultan'ın ve Zekiye Sultan'ın iki kız kardeşi, Sultan Abdülhamid'in kızlarının yalıları vardı. Onu biraz ilerisi, yan yana Yan yanaydı. Evet, yalılar evet. yan yanaydı. Onun yanında Naile Sultan yine Sultan Abdülhamid'in diğer kızının yalısı vardı. Yalı bugün yok fakat yalının arkasındaki köşk duruyor. Onu Sabancı satın aldı. Biraz ileri... koru zaten şimdi. Koru. Ha, Biraz, biraz gittiğiniz koruz. zaman kuru çeşme. Orada işte Naciye Sultan'ın ve diğer e, Sultan'ın yalıları vardı. Fındıklı'da Nazime Sultan'ın, Sultan, Sultan Abdülaziz'in kızının yalıları vardı. Bunların aynı zamanda Nişantaşı'nda da konakları vardı. Kışın oraya yükerlerdi. Çünkü veya yani evlerinin üstünde köşk vardı. Rütbetli olduğu için Naile Sultan gibi. Bazısının Erenköy'de vardı. Mesela Hatice Sultan'ın Erenköy'de köşkü vardı. Yazın kışın Erenköy'e daha e, ...yazın yalıya göçerdi. Bu şekilde otururlardı. Damat da orada otururdu. Naciye Sultan hatıralarında diyor ki... çeşmedeki yalı ona verilmiş. Ee, ben diyor hep istedim ki diyor... ...benim ismimle anılmasın. Çünkü bütün bu yalılar... ...konaklar sultan ismiyle anılıyor ve saray denir. Hanedana mensup olan... ...bütün evlere saray denir. İsterse iki odalı bir şey olsun. Bunun de hiç... ...bir yere saray denmez Osmanlı'da. İsterse saray gibi olsun. Sultan oturuyorsa ya... Evet. ...ve sultan ailesi, hı hı. oğlu kızı oturuyorsa... Bunlara mesela Naciye Sultan Sarayı diye, ya Yalısı diye bilinmiş orası hep. O istemiş ki Enver Paşa, Yalısı. Fakat sonra Enver Paşa o kadar meşhur oldu ki... ...ben bazen bakıyorum Enver Paşa, Yalısı diye de Kuruççeşme'deki hmm. Yalı'ya söylüyorlar. Şimdi e, tabii damadın da serveti var. Damat da fakir değil yani. Ama tabii sultanın burada ağırlık. Şimdi sultan evliliklerinde enteresan hususiyetler var. Bir kere sultan evliliklerinde e, teffiz-i talakla evlenir sultan. Yani boşanma hakkı elinde olmak. Çünkü bu damat e, sultanın e, nikahını kullanarak aileyi padişah tehdit edebilir. Ayrı, münasebet bozulur mesela bir sebeple. Normal bir kadın, hür bir kadın bu hakkı da eline yapabilir. alabilir mi? O da yapabilir. Normal bir kadın da ben evlenirken boşanma benim elimde olmak şartıyla evleniyorum diyebilir. Bu imkan ve istediği zaman boşanabilir. Yani İslamiyet'te boşanma sadece erkeğin değil, kadının da elindedir. Sultanlar böyle evlenir. Hatta bazı e, e, fantazi hikayeleri de anlatırlar. İşte e, sultanla damat aynı odada yatmazlar. E, da, damat bey yatağı yan taraftan değil ayak ucundan ancak girebilir. İşte sultan oturduğu zaman oturur, ayağa kalktığı zaman ayağa kalkar. O tür protokoller Bu, gibi böyle ev şeyler. Hayatı içinde. Bu muhtemelen e, biraz abartılmış şeylerdir ama ben şunu e, görmedim ama okudum. Damatlar sultanlara. ...büyük bir hürmet gösteriyorlar, yani sultan efendi diye hitap ediyorlar Hı. her zaman. Sanki yani, dışarıda zannediyorum, bir protokol var ama yani, aile hayatları evet. içinde. Olmaz, de. olmaz. Yani karı koca arasında ne kadar olabilir? Ama şunu her zaman görüyoruz, damatlar zaten o terbiyeye yetişmişler. Ee, ekseri damatlar sultanların kıymetini bilmişler. Ama son devir damatları için bu söylenemez. Mesela bazı damatlar için diyor, e, sultanı çok üzerdi diyor mesela. Artık son zamanlarda şikayet edenler de zaman zaman değil mi babasına gelip şikayet, şikayet edenler ne yapacak bir şey yok ha. ama son devirler iş biraz daha değişmiş. Şimdi eee ve Terakki devrinde İttihat ve Terakki devrinde e, damatlar daha farklı seçilmiş. Nasıl seçilmişler ve etkileri ne olmuş? Çaht ve terakki dönemini konuşuyoruz. Evet. Bu dönemde herkesin gözü aslında saraya damat olmakta. Evet daha doğrusu iddiaçıların gözü. Çünkü iddiaçların şöyle bir politikası var. Biz bu devleti ele geçirmek istiyorsak hanedanı da ele geçirmek zorundayız. Hanedanın başında zaten Sultan Reşat var. O zaten bizim avcumuzda, kuklamız. Ama sultanlar ve şehzadeler birer tehlike. O zaman şehzadeleri birer iddiaçı prens olarak yetiştirmemiz lazım... Bunun için onların hepsini harbiye mektebine zorla kaydettiriyorlar. Bu arada iddiaçı subaylar bunları yetiştiriyor ki Osmanlı şehzadelerinden bir hayli iddiaçı, bir hayli değilse bir iddiaçı şehzadeler vardır. İkincisi sultanları mümkün mertebe teşkilat mensuplarıyla evlendirmek. Bunu en başta Hı -hı. Enver Paşa, Naciye Sultan olarak yapmıştır. Zaten o dönemde de yükselen yıldız oldukları için evet. belki reddedilmesi, pek mümkün de çok olmuş. çok zor. Yani nitekim Sultan Abdülhamit'in kızına talip olmuş Enver Paşa. O zaman işte dediğim gibi Sultan Az. Hı hı. Sultan Abdülhamit'in iki kızı reddetmiştir. Şadiye Sultan'da da, Re Refia Sultan'da... biz babamızı tahta indiren adamla evlenmeyiz demişlerdir. O da onlardan intikam almak üzere Sultan Abdülhamit'in oğlu Abdülhamid Efendi ile nişanlı olan amcasının kızı Naciye Sultan'ın nişanını bozmuş. Ve kendisi 14 yaşındaki Naciye Sultan'la evlenmiştir. Yani sonradan çok mutlu olmuşlardır ama yani sırf intikam almak için yani kabul etmeyenler de olmuştur. Ama ondan sonra Hafız Hakkı Paşa'nın Sultan Murad'ın kızıyla evliliği var. Ee, diğer e, Şerif Abdülmecit mesela Mekke Şerif'in oğlu iddiaçıdır. Fahri Bey, efendim, Moralı, Sabahattin Bey bunların hepsi iddiaçıldırlar Ve e, hatta e, artık bundan sonra iddiaçılar tarafından kabul edilmeyen birinin damat olması mümkün değil. Çünkü hanedan me meclisi var. Meclis karar veriyor evliliklere. O hanedan meclisinin e, tasdik etmediği bir evlilik gerçekleşemiyor. Şu farkla ki olmuş böyle evlilikler gerek şehzadeler gerek sultanlarına hakkını kaybediyor. Artık hanedan mensubu olma hakkını kaybediyor. Şimdi bu sultan evliliklerinde çok enteresan enstantaneler var. Mesela Sultan Murad'ın kızlarının evlilikleri her biri bir enteresan. Yaşı geçmiş Sultan Murad tahttan indirilmiş. E, diyor ki bu kızlarımı evlendirin diyor. Yani ben evlendiremiyorum. Sultanlar da diyorlar ki amcaları Sultan Abdülhamit'e haram as olsa razıyız. Sultan Abdülhamit bunları saraya alıyor. Fakat kimse talip olmuyor. Sultan bunlar ama tahttan indirilmiş sultanın kızları. Sultan Abdülhamit bunlara gözüne kestirdiği saraylı gençlerle evlendiriyor. Bunlara rütbe veriyor, makam veriyor. Fakat sultanların hiçbirisi bu damatları beğenmiyor. Hı hı. Harem ağasını verse razı izledikleri sultanlar... Biri 29 yaşında, biri 30 yaşında bu damatları beğenmiyor. Damatların biri mülkiye mezunu, Fransızca biliyor. Birisi saray beğenmiyorlar. Hı hı. Birisi hatta ha hareme bile almıyor damadı. Ve Sultan bir tahttan indirildiği gün... ...kocasından ayrılıyor. Hmm. Ve kuş dili çayırında gördüğü biriyle evleniyor. Aha. Evet. Ondan çocuğu oluyor meşhur Kenize Muradın annesi. Fakat adamcağız... E, ...hariciyeci... ...bir yolsuzluğa karışıyor, hapse atılıyor. Öbür... E, ...Feyyime Sultan... Hı hı. ...yine görüp beğendiği, kendi istediği bir... ...subayla evleniyor. Kendinden de yaşça genç, dul bir adam... Adam bunu sürgünde bırakıyor bir Fransız kızla kaçıyor. Oo. Sultan Hanım verem olup yataklara düşüp öldü. Yani amcalarının evlendirdiği kızla o damatları e. beğenmediler ama kendi buldukları da onları mutlu etmedi. E, evet, Öyle evet, enteresan evet. hadiseler de var. Şimdi e, bazen İttihat ve Terakki'nin damatları bakışı da çok sert olmuş. Mesela Münire Sultan Salih Paşa ile evliydi. Tunus Hayrettin Paşa'nın oğlu. Salih Paşa iddiaçı değildi ve da tenkit ediyordu babası Tunus Hayrettin Paşa'ya. Mahmut Şevket Paşa cinayetinden bunu suçlu buldular. Adamın hiç alakası yok damadı. Ve damadı idam ettiler. Münire Sultan ağlayarak amcasına gitti. Dedi ki... ...kocamın suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Lütfen idam hükmünü imzalamayın. Evladım onlar seni de asar, beni de asar. Sakalın kana bulansın inşallah dedi. Hmm. Ve bir daha hiç amcasıyla görüşmedi. Hakikaten Sultan Reşat'ın kanı... Sakaz, kan, şey ...sakalı kana bulandı. Mecaz olarak söylüyorum. Üç milyon kişi öldü birinci cana. Evet. Bu... Talihsizlikler de yaşanmadı değil. Yani sultan olmak herkesin belki e, en azından genç kızların hayali ama sultan saraylarında çok mutsuzluklar. Zor bir hayat olduğu, protokol ağır olduğu ve tabii beklentinin de yüksek olduğu evet. bir yerden bahsediyoruz. Evet. Gerçek sevgiyi arıyorsa insanın bulabileceği bir çok yer zor, değil gibi. Çok zor. Mesela Sultan Abdülhamit'in kız kardeşleri. Bunlar da zaten gündemdedir. Bir tanesi Seniha Sultan. Damat Mahmut Celalettin Paşa. Mahmut Celalettin çoktur. Bir başka eniştesi. O da Mahmut Celalettin. Cemile Sultan'ın beyi. Bir başka eniştesi o da damat Nuri Paşa. Bunlar üçü de Sultan Abdülhamit'in burnundan getirdiler. Mahmut Cahitin Paşa bir sebepten Sultan Abdülhamit'e küstü. Daha doğrusu o Bağdat Demiryolu imtiyazının İngiliz'e verilmesini istiyordu. Sultan Abdülhamit Almanlara verince bu buna bozuldu, kırıldı. Hazırlık yapmıştı ama bununla ilgili. Arkasından bir dedikodu çıktık. İngilizlerden rüşvet aldı. Aldı mı almadı mı bilmiyorum. Çünkü ortaya çıkmadı. Onun üzerine ee, başına bela geleceğinden korktu. İki oğlu Sabahattin ve Lütfullah alarak Fransa'ya kaçtı. Brüksel'e kaçtı. Arkasından Fransa, İngiltere, Mısır dolaştı. Sonra Brüksel'de yaşayıp öldü. Ve inanılmaz bir muhalefet yürüttü şeyden Avrupa'da. Sultan Abdülhamit'e hakaretler, mektuplar. Sultan Abdülhamit ya geri dön affedeceğim. Ya. Sırf bu hırsı yüzünden kendini de ailesine mahvetti. Damat Mahmut Paşa. Brüksel'de öldü. Oğlu Sabahattin Bey orada yaşadı. O bir sosyologtu. Düşünürdü biraz. Eli kalem tutan birisiydi. O muhalefeti devam ettirdi. İttihat ve terakkinin içine girdi. Diğer olan döndü. Ama anneleri de, evet. kendileri de çok sıkıntı çektiler. Sonra bir daha sürgüne çıktılar. Diğer damatların iki tanesi, Öbür Celalettin ve e, Nuri Paşa, Sultan Abdülaziz'in cinayetine iştirak ettiler. Evet. Padişahı tahttan indirenlerin ve öldürenlerin. Sultan Abdülaziz hiç acımadı. Yıldız Mahkemesi'nin ikisi de suçlu bulundu ve idama mahkum oldular. Kız kardeşleri aff için araya girdiler hayır dedi. Bunlar dedi çok büyük bir suç işlediler. Bakın ben affediyorum idamdan ama cezadan kurtulamazlar ve e, ömür boyu e, sürgünde ikisi de öldüler. İdam ettirmemiş. İdam şeylerin. ettirmemiş ama En küçük kız kardeşi Seni Sultan şey Medya Sultan. Şimdi Sultan Abdülhamit'in kız kardeşleri enteresan. Bunlar çok neşeli. Böyle çok güzel giyinen, biraz hafif ee, yani e, görülen, eğlenceyi seven, Hı -hı. insanlar. Sultan Abdülhamid çok rahatsız olmuş bunlardan. Tabii o ağır başlı bir Şimdi, kişi. O, bizim hemşireler burada dermiş. Kahkahalar çünkü sarayı çınlatıyor. Hatta Alman İmparatoru ziyarete geldiği zaman özür dilemiş. Bizim demiş kız kardeşler biraz hafiftir demiş. Kusura bakmayın demiş. Kahkahaları duyulmuş dışarıdan. Oo. Yani. bu aslında bir, cihette iyi bir şey. Neşeli ama tabi. Medya Sultan, Medya Sultan rivayete göre aşık olduğu Moralı Necip Paşa ile evlenmişti. Necip Paşa hmm. hakikaten çok yakışıklı birisiydi. İyi bir ailenin oğluydu. Sami Paşa'nın oğlu. Fakat genç yaşta vefat etti. Hastalıktan vefat etti, veremden. Ondan sonra Medya Sultan bir müddet bekar, ona bir oğlu oldu. Bekar kaldı ve yine rivayete göre... E, ...metini duyduğu, nazikliği, nezaketiyle, centilmenliğini Ferit Paşa ile evlendik. Bu damat Ferit Paşa çok meşhurdur. Hmm. Ferit Paşa Medya Sultan'ı mutlu oldu Sultan'a ama işte tarihimizde uğursuz bir karakter olarak maalesef tarihe geçmiştir. Şimdi bu eniştelerin Sultan Abdülhamit'in hayatındaki rolünden bahsettim. Ferit Paşa'yı e, Ferit Paşa'yı hatta terfi ettirmesini istemiş de e, Berlin sefaretine e, demiş ki tecrübesi yok demiş. Yani Bombay'da konsolos. Efendim öğrenir demiş Medya Sultan. Hemşire orası mektep değil demiş. Berlin hmm. sefareti. Yani elçilik mektep değil. Yani etmemiş eniştesini mesela. Ama işte öğrenir yani. Öğrenir sabişte. diyor, kısaca <laughs> öğrenir diyor. Öyle değil tabii ki. Şimdi bu e, Sami Bey mesela... Medya Sultan'ın oğlu. Sultan Vahidettin de yeğeni oluyor. Ve Sultan Vahidettin en yakınlarından birisiydi. Onun çok güvendiği, sevdiği birisiydi. Zaten sonra sürgüne çıktılar. E, Prens Sabahattin... E, ...ömrü boyunca... ...Adem'i merkeziyeti savunurdu. Osmanlı Devleti'nin e, bütün eyaletlerinin birer e, imtiyazlı eyalet gibi idaresini yani Şimdiki Amerika, e, Amerika gibi. gibi. isterdi. Böylece yıkılmaktan ve dağılmaktan kurtulacağını düşünürdü bir filozof. Ama o sonra ihtiyaçlarla da ters düştü. İddiaçılar da bunu sürgün ettiler. Gene sürgüne gitti. Bir de sonra hanedan sürgüdücü sürgüne çıktı. Böylece ömrü boyunca sıkıntı çekti. Bu damat Mahmut Paşa e, aslında kalemi kuvvetli bir adamdı. Prens Sebahattin. Ha, prens değil. Evet. Şimdi o da evet. enteresandır. Avrupa'ya gittiği zaman bakın hem Sultan Abdülhamit'e muhalif ama hem aristokrasinin büyüsünden istifade etmek için prens olarak kendini tanıttı. Halbuki prens değil. Şimdi e, Osmanlılarda padişahların oğulları ve kızları prens ve prenses statüsündedir. Oğlanlara şehzade, kızlara sultan denir. Ama sultanların çocukları ne prensli ne prenses. Ama tabii Avrupa'da böyle olmadığı için Avrupa'da öyle olmadığı için o da kendini onlara öyle, yakın bir sıfatla tanıttı. Evet, tanınmamış. aynen öyle tanıttı. Avrupalılar da bunu öyle bildiler ve prens Sabahattin olarak tanındı. Bu enteresandır. Sultan Fatih Kanun bize bir hüküm var. Diyor ki kızların çocuklarına sancak beylikten yüksek rütbe vermeyiniz. Bu çok enteresandır. Yani kızlarımın çocuklarından ayrı bir hanedan yürümesin. Ki yarın bir gün Osmanlı hanedan alternatif olmasın. Nitekim yürümüştür. Mesela Sokulu Mehmet Paşa ile Esma Sultan'dan bir nesil bugüne kadar intikal etmiştir. Esma Sultan'dan intikal etmiştir. Yani böyle tek tük padişah kızlarından günümüze ee, nesil olarak gelmiştir nesil belki olarak gelmiştir. ama yani bürokraside bir, bir yer hiç, sahip olmamış. Hiç protokolde mı? ve bürokraside yerleri yok. Ancak kendi liyakatleriyle yükselmiş olanları var. Sultan Mesela Sultan Fatih'in, e, Uzun Hasan Bey'in, Akkoyunlu Sultan Uzun Hasan Bey'in oğlu e, Uğurlu Mehmet Bey'le evlenen kızı var. Onun çocukları bugüne kadar intikal etmişler ama hiçbir, Akkoyunlu şehzadeleri, değil mi? Mesela Osmanlı protokolünde hiçbir yerleri yoktur. Hiç. Yani Onlar kendilerini bilirler mi? Bil, bilenler bilirler. Tarihe meraklı olan bilir. Ama mesela Osmanlı bunları bilmezden gelmiş. Mesela bir, A öyle mi siz Sultan Fatih Hazretleri'nin kızının... ...dememişler mesela. Hı hı. Buna çok dikkat etmişler. Bu son zamanlarda da... E, ...Sultan Abdülaziz, bilhassa Sultan Abdülhamit ...kız kardeşlerinin çocuklarını... ...mümkün mertebe bürokrasisinden uzak tutmuş. Bu damatlar arasında, kendi damatları da var... ...Sultan Abdülhamit o da çok çekmiş. Gazi Osman Paşa'yı çok severdi. Hı. İki kızını Gazi Osman Paşa'nın oğullarına vermiş... ...biri inanılmaz mutsuz olmuş... ...çünkü damat çapkın... Hmm. ...Sultan Murad'ın kızına aşık olmuş... ...ona mektuplar yazmış... ...Sultan Murad'ın kızı da sırf... ...amcasının kızına inat olsun diye... ...bu mektuplara cevap vermiş... ...sevdiğinden falan değil... ...sonra bu mektuplar Sultan Abdülhamit'in eline geçmiş... Naime Sultan hastalanmış... ...ve boşanmışlar... ...Sultan Abdülhamit damadı Kemalettin Paşa'ya... ...Bursa'ya sürmüştür... Hmm. ...kızını boşatmıştır yeğeninden intikam almadı ama kızını boşalttı. Çok üzüldü. İkinci kızı da mesela Zekiye Sultan Nurettin Paşa ile ilgili. O da Gazi Osman Paşa'nın oğlu. O da çok mutlu olmadı. O kadar değil ama. Üçüncü kızını mesela istemiş. Üçüncü oğluna da Kemalet vermemiş. İki defa et. Evet. evet. Bir halıdan iki örnek yeter. Bir de vermemiş. Mesela mutsuz oldular bu kızları. Ee, Sultan Abdülhamit'in bir de Naile Sultan'ın beyi vardı. Arif Hikmet. O mesela onu severmiş. Yani herkese diyor ki Aa, o diyorlar çok iyi bir damattı. Yani eee dikkat. Bunların hepsi tabii vezir, Devlet Şurası danıştay üyesi... Yani sıradan insanlar değiller yani herkes zaten. Herkes kendi işini yapsa aslında daha mutlu olur i̇şte öyle olmuyor. ama maalesef. Şimdi bunlar biraz... tabii ister istemez e, hanımları vasıtasıyla bir takım belki beklentilerini, menfaatlerini veya bazıları bunları kullanarak yani aslında toplumda baskı grubu haline de dönmüş. Evet. Yani nasıl şimdi e, Size ulaşamıyorlar da evet. beni telefonlarda evet. bularsa Aynı <laughs> zannediyorum. Aynı onun gibi. Fakat Sultan Abdülhamit bunun önünü kesmişti. Yani kızları vasıtasıyla da ulaşmayı... Mesela kızlarını severdi. Oğlanlarından çok kızlarını severdi mesela Sultan Abdülhamit. Bunu da açıkça söylemiş. Oğlanları tabii Sultan Abdülhamit'in oğlu olmak zor. Yani çok ciddi prensipli bir adamın oğlu olmak çok zor. Fesine iyise mesela kızarmış. Mektup gönderilmiş. Kabadayı gibi gezme diye. Hmm. Mesela yani bu zor bir şey. Onun için ama kızlarının hepsini severmiş. Ve... Sürgüne gittiği zaman da üç tane kızı yanındaydı. Şadiye, Ayşe ve Refia Sultan. Valla demiş ben kendim için üzülmüyorum. Ben kaderin her şeyini gördüm de. Bu kızlarım benim bizim evde kalacaklar. Kardeşine mektup yazıyor. Bunun üzerine Şadiye, e, Ayşe ve Refia Sultan dönmesine izin veriyorlar. Üçü de evlilikler yaptı. Mesela Şadiye Sultan, Zülfü İsmail Paşa'nın oğluyla evlenmek istedi. İddiacı hükümet men dair evlenemezsiniz dediler. Mesela böyle şeyde oldular yani. Müdahale de ettiler. Ama e, onlar normal evlilikler yaptılar. Bu sultanların e, iddiatçılarla evlenme hadisesinde bir enteresan şey daha var. O da Sultan Vahidettin'in kızıyla Mustafa Kemal Paşa'nın evlenme projesi. Sabiha Sultan, Hı -hı. hanedanın en güzel kızlarından birisiydi. Sultan Vahidettin'in kızı. Çok güzeldi, çok terbiyeli, çok kültürlü, çok zeki bir kadınmış. E, rivayete göre, evet. kuvvetli rivayete göre Mustafa Kemal Paşa bu kızla evlenmek üzere talip oluyor. Tabii Mustafa Kemal Paşa'nın maksadı Enver Paşa gibi... Saraydan bir kız alarak geleceğin padişahı Sultan Vahidettin, Vahidettin yaveri zaten araları çok iyi. Protokole girmek ve bu sayede Harbiye Nazırı olmak ve padişah sembolik bir idareci o zamanki Osmanlı Anayasası'na göre. Mustafa Kemal Paşa karizmatik bir adam. Belki İtalya'daki Mussolini gibi iktidarı Enver Paşa gibi elinde tutmak maksadı buydu. Fakat Sabiha Sultan bu evliliğe karşı çıktı. Sabiha Sultan'ın gönlü rivayete göre amcasının oğlu Ömer Faruk Efendi'deydi. O da hı hı. hanedan en yakışıklı şehzadelerinden de. Sultan Vahidettin de rivayete göre kendine gelen raporlarda da... ...Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyetçi fikirleri olduğu ve... ...başka e, yani saraya uygun e, bir karakteri olmadığına dair rapor üzerine... ...bundan vazgeçtiği söyleniyor. Hatta Ertuğrul Efendi vardı son hanedan reislerinden. O halasına takılırmış Sabiha Sultan'a. Ah dermiş... Mustafa Kemal Paşa ile evleneydin biz bu sıkıntıları Çekmezdim. çekmeyeydik gibisinden. Fakat Sabiha Sultan bu mevzuda hiç konuşmaz. Sadece evet böyle bir şey oldu fakat e, olmadı diye e, geçiştirirdi fazla o mevzulara girmezdi. Fakat bu sultanların düğünleri, evlilikleri biraz damatlar bunlar her zaman merak mevzu olmuştur biraz da meşrutiyet devrinde basının serbest olduğu zaman da... bu damatlar ve sultanlar hakkında çok yazılar gazetelerde çıkmıştır Bu damatlar biraz alayla karşılanmıştı için hakikaten alay konusu olabilecek e, züppelikte ya sonradan görme gibi sonradan be, görme olanlar var damada yani. Hazreti evet. Şehriyarı oluyor kartına böyle bastırıyor falan mesela girdikleri yerde tabi e, halktan bunların dalga geçenler var biraz da damatlık bizim e, kültürümüzde çok ...damatlık övünülecek bir şey değil. Yani ben... ...bir insan babasıyla övünür de... kayınpederiyle pek övünmez. Böyle bir gelenek var. E bunlar şimdi damat deyince... Ama şimdi meşhur söz. insan babasını seçemez ama... ...kayınpederini, kayınpederini seçebilir. Bunlar da tabii padişahı seçerek doğrusu... ...çünkü bütün damatlar... ...kimin kızıyla evlenirse evlensin... ...padişahın damadı sayılıyor ve... ...damadı Hazreti Şehriyari'dir. Bunlardan bir tanesi... E, ...bir ihtifalde, bir merasimde... ...demek ki nereye duracağını bilememiş ki... E, merhum Necmettin Efendi Sultan Reşat'ın oğlu. Aman ya Rabbim ne görgüsüz insanlar var içimizde demiş. Yani protokolden haberi yok. Yine Enver Paşa için e, söylenir Sultan Reşat yemeğe davet etmiş. Bamya yemeği varmış, Sarayda bamya çok sevilirdi. Bamya çorbası mı? Bamya çorbası biraz civık olarak yapılırdı bamya. Ee, çıkışlarında Sultan Reşat hiç kimsenin aleyhinde konuşmak adeti olmadığı halde aman ya Rabbim demiş bunlar ne görgüsüz insanlar demiş. Hmm. Bamiyayla su içiyor demiş. <laughs> Bamiyayla su içmez. cıvık zaten. Su su. Bamiyayla demek ki Osmanlı terbiyesinde affedilmez bir kabahat. Sultan Reşat Ama ona gelene kadar neler yapmışlar e, Sultan sonra. Sultan Reşat diyorum ben de ah diyorum <laughs> keşke Bamiyay'ı lıkır lıkır suyla içseydi de saraya damat olmasaydı veya bu işleri yapmasaydı ona gelese neler evet. var. işte eski insanlar. Ama bu e, ...damatlar meselesi, padişah damatları meselesi ki biliyorsunuz sürgüne de tabi oldular bunlar. Yani ceremesini de çektiler. E, padişah kızlarıyla evlenenler, hanımları ölmüş de olsalar sürgüne çıkmak mecburiyetinde kaldılar. Hatta böylece üç tane yaşlı damat hanımı ölmüş. Mesela bir tanesi Şerif Paşa, Şuray Devlet e, Nazırı İçişleri Bakanlığı yapmış. Çok esaslı bir alim sürgüne gitti. Ee, Çerkez Mehmet Paşa, Esma Sultan'ın kocası, meşhur yalının sahibi hanımı yıllar önce vefat ettiği halde belki 20 sene önce vefat etti yaşlı haliyle damat şimdine olduğu için sürgüne gitti. Ama e, Sultan'dan boşanmış geldi. olanlar çıkmadılar. Onlar e, muaf tutuldular. Fakat karısı ölmüş olanlar hala damadı Hazreti Şehriyar olduğu için, çünkü ölmekle ilişki bitmiyor evet. sürgüne gittiler. E, 1952'de kızlara damatlara dönme e, hakkı tanındı. Şehzadeleri 70'te. Gidenlerin büyük bir kısmı zaten. ölmüştü zaten. Damatlardan dönen hemen hemen olmadı. Şimdi böyle baktığınızda aslında dediğimiz gibi toplum açısından e, bir yandan ...sarayla toplum arasında daha sempatik bir ilişki kurmuşlar. Biraz önce söylediğimiz evet. protokole çok bağlı olmadıkları evet. ya da her ikisini az çok bildikleri için. Tabii bu sultan sarayları halkın da girip çıkabildiği, damatlar halkın da rahatça temas kurabildiği insanlardı. Mesela şehzadelerle herkes görüşemez, yasak. Yani devlet istemez, hükümet istemez, saray istemez. Şehzadeler hep tarasut altındadır. Az kişiyle görüşürler. Hatta hiç konuşmazlar. Mesela şehzade oturmuş hiç konuşmazmış, şaşırıyor insanlar. Çünkü onun terbiyesi o. Ama damatlar öyle değil. Damat'ta da biraz daha halkın içindeler. Bunun tabii halkla saray arasındaki bir bağlantı yani sadece menfi düşünmeyin. Yani saraya ulaşmak iş, işini yaptırmak isteyenler değil aynı zamanda sarayla halk arasında bir bağlantı kurulmasına da vesile olmuş. İçinde tamam çok zirzop zıp çıktıları var ama hı hı. E, damatın de oturaklı, kültürlü, güzel konuşan, zevk zevki selim sahibi insanlar da eskiden. Yanı zaman içinde. E, tabii. Değişmiş. Peki boşananlar, yani e, kocasını boşayan sultanlar? Ondan... Klasik devirde de var. Mesela Lütfü Paşa, padişahın sultan, kanunun e, eniştesi, muazzam bir adamdır, yazar. Asaf e, Lütfü Paşa, hanımıyla münakaşa ediyor sultanla. Sultan, e, sadrazamın bir icraatını tenkit ediyor. Biraz haklı tarafı da var. Sultan biraz ileri gidince, sultanın tokat atıyor. O. Sultan kocasını boşadı. Ama evet. ceza vermedi padişah. Şimdi onu soracaktım. Yani boşandıktan sonra görevlerinden de el çektirilir mi? Bazısında oldu mesela. Lütfü Paşa'ya dediler sen bu affet dedim vazifeden. Ama ceza verilmedi. Hı, hı. Boşandılar. Ee, bunun gibi bazı damatlar cezalanmış, idam edilmiş. Sultan kocası olduğu halde mesela acınmamış yani. Eniştesi oldu halde padişah cezalandırılması gerekeni cezalandırılmış. Osmanlı tarihinde böyle de bir şey var. Yani eniştem damadım diye Acımamışlar. Bu da çok enteresan. Tabii öyle kırılma noktaları da yaşamış ki e, Osmanlı hanedanı yani hiç çocuğu olmayan padişahlar yani tam Tabii. soyun aslında evet. değişeceği zamanlarda. Tabii Esma Sultan'ı demiş bu başka Esma Sultan. Sultan e, Mahmud'u öldürmeye gelen darbeciler e demişler bunu öldürürsek veliaht yok bir tane padişah var. Esma Sultan'ı yaparız demişler. Padişahın kız kardeşi. Kız kardeşinin, kızların tahta geçin. çıkması adet değil. Hanedanında böyle bir bağlılık var. Son devirde boşanan sultanlar var. Bilhassa Meşrutiyet devrinde yani bu Sultan Abdülhamit devrindeki o Kemalettin Paşa'yı saymazsan Sultan e, Meşrutiyet devrinde artık kocasıyla normal medeni insanlar zamanımızdaki insanlar gibi anlaşamayıp boşananlar veya bir şekilde mesela damatla evleniyor ama damadın başka bir büruzü çıkıyor yani boşanması gerekiyor bu şekilde boşananlar var yani sultanlar arasında daha hanedan sürgün edilmeden önce e, zevciyle ayrılanlar var ama bunlarda hiçbirisi de bir skandal çıkmamıştı. Tek eş mi olmuşlar? Hep tek eş. Ama bir doğu var, bir doğu var. E, damat sultanla evlendiği zaman sultanın üzerine başkasıyla evlenemez. Öncesinde de evlenemez. Mesela bu damat Mahmut Paşa, Sena Sultan evlenmeden önce bir hanımı vardı. Bak o hanım cariyeydi yani köleydi. Ondan da çocukları vardı. Ama sultan evlendikten sonra artık ondan münasebetini kesmiştir. Tekeş Tekeş. Fakat buna riayet etmeyen, sultanla evli olduğu halde e, gizlice evlenen, veya e, cariyelerle, kendi cariyesiyle karı koca hayatı yaşayan damatlardan da bahsediliyor. Ama bunları tabii katı olarak bilmemiz mümkün değil. Çünkü büyük bir gizlilikle bu işi yürütmüşlerdir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Tekrar ederim.